bisikletli polisler hızlanan arabaların yanına bisikletleriyle gidip yavaşlar mısın diyor. Yani bisiklet aslında daha hızlı bir, daha teknolojik bir alet 100 yıl öncesini düşündüğümüz zaman. Vejetaryenlik benim için daha zordu. Daha bir insan eti falan arıyor o dönem ve gerçekten zor. O uzun yıllar benim için çok zor olmuştu. Bunu uzun mesafe sürüşlerde de görürsünüz. Yani bir çikolata alıp yiyin, size 10 dakika enerji sağlar, sonra yok olur gider. Bir kuru yemiş yediğiniz zaman ya da bir kuru üzüm yediğiniz zaman size belki anlık enerjiyi hissedemezsiniz ama bir bakarsınız 4 saat boyunca sizin piliniz bitmemiştir. Yani ben veganım ve vegan olarak dünyanın en zorlu işlerinden biri, fiziki olarak en zorlu işlerinden birini yapabilirim. Herkese merhaba. Bugün Ahmet Yeşil'le birlikteyiz. Kendisi bir eğitimci, aynı zamanda ultra mesafe bisikletçisi ve Bir Gün gazetesinde de bisiklet günlükleri yazıyor. Onu konuk ettik ama asıl sebebi yakın zamanda Mayıs ayında bir rekor denemesi olacak. Öncelikle hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Bu rekor denemesiyle hızlıca başlamak istiyorum. 24 saatte 916 kilometrelik bir rekor deneyeceksin. Bana imkansız gibi geliyor açıkçası ama birileri buna yakın bir şeyleri yapmış. Daha önceki bir insan bunu yapabiliyor. 24 saat boyunca bisiklete binme fikri bile açıkçası beni korkutuyor ama biraz bu rekordan bahseder misin? Biz aslında sürekli biniyorduk 24 saat bisiklete. Ben ana sporum diyeyim ultra mesafe bisikletçilik olduğu için bizim gibiler 24 saat, 48 saat yani kimi zaman otobüs duraklarında uyuyarak işte 2 saat bir yerde pinekleyip yeniden yola devam ederek aslında biz bu yolları yapıyorduk. Daha önceki bazı katıldığım yarışlarda da bunu yaptım benzerini tabii ki bu ölçüde değil belki bu mesafede olmasa da bir dahaki yazda benzer yarışlara yine katılmaya devam edeceğim. Ama bir yerde de işte 4000 kilometre, 3000 kilometre yarışlar bir yana 24 saatte yapılanları da bir yerlerde çıkıyor. Çünkü dünyada çok farklı bisiklet yarışları var. Bireysel olsun, takım sporları olsun, pist olsun, dağ bayır her türlü yarışlar var. Birileri de bu 24 saatte en fazla ne kadar gidebiliriz icat etmiş. Aslında tarihi çok eski. Yani bisikletin ilk dünyada yayılmaya başladığı zamandan itibaren bu rekorlar kırılıyor. Her geçen yılda yenisi ekleniyor aslında. İlk 300 kilometre ile başlanmış ki 1900'lerde oluyor. Yani 1900'lü yılları düşünün. Bisiklet çok hızlı bir araç otomobillere göre mesela. Hatta şöyle bir hikaye var. Bisikletli polisler hızlanan arabaların yanına bisikletleriyle gidip yavaşlar mısın diyor. Yani bisiklet aslında daha hızlı bir, daha teknolojik bir alet bir 100 yıl öncesini düşündüğümüz zaman. Ve bu bisikletin tarihiyle beraber de bu ultra mesafecilik var aslında. Ben de zaten bunu yapıyorum. Nice böyle 24 saatlik turlar yaptık çeşitli yerlerde. Bazen keyfi oldu, bazen kendimizi birazcık daha yükseltmek adına oldu. Bazen yarışa hazırlık adına oldu. Neden bu 24 saat rekoru üzerine çalışmayayım diyerek böyle bir esti bana diyeyim. Bu rekor denemesi İzmir'de olacak Evet. biliyorum. Tunç Soyer de katılacak galiba. Evet, O öyle bir gün bayağı bir istihdam. etkinlik olacak bildiğim kadarıyla. Biraz o günden de bahseder misin? Mayıs'ın ilk haftasında düşünülüyor bu etkinlikler, Uluslararası İzmir Günleri kapsamında. Pandemi tabii ki biraz bu durumu etkileyecek gibi gözüküyor ama çeşitli İzmir'i tanıtan, gerek turizmini, gerek işte çevresini, kültürel özelliklerini tanıtan aslında bir İzmir Günleri, işte belediyenin düzenlediği. Ben de biraz böyle bir ayağımız İzmir'de. İzmir'e dair yazılarımız da var. Bisiklet turizmine dair yazılarımız da var. Daha öncesinden zaten bu İzmir günleri adına başka bir etkinlik için davet almıştım ve onun hazırlıklarını yapıp bitirmiştik de. Rekor denemesinin İzmir'de olma fikri de o planlama içerisinde ortaya çıktı. İzmir ülke alan pistinde, otomobil yarış pisti normalinde. Orada yapmayı planlıyoruz şu an. Eğer günler böyle biraz daha olumlu gitmeye devam ederse orada olacak gibi gözüküyor şu an. Aldığımız sözler bu yönde. Yani gönül ister ki biz de orada olabilelim. Bu pandemi olayları biraz daha sakinlerse. Sonuçta bir veganın böyle bir rekoru kırması bence çok güzel ve çok anlamlı olacak. O yüzden tamamıyla arkandayız. Başarılar diliyoruz şimdiden. Belki Çok o günlerde teşekkür tekrar beraber ederim. konuşuruz. Zaten fikir de aslında veganlık üzerine. Yani
24 saat bir bireysel rekor kırmak, kendimi ispatlamak gibi aslında bir düşüncem yoktu. Hayatta yaptığım hiçbir şey için aslında bunu düşünmemiştim ama hani neden ben 24 saat rekor kırmayı deneyeyim? Hani illa kıracağım diye bir şey yok. Tabii ki bu bir deneme sonuçta ama en azından bunu 24 saatte bu kadar yoğun bisiklet sürmeyi ileri noktaya taşırsam bunun karşılığı ne olabilir diye düşündüğümde zaten veganlık bunu beslemiş oldu. Yani vegan beslenme her zaman böyle halen tabu gibi şaşkınlıkla karşılanabiliyor çoğu insan tarafından. Yani değil bisiklet sürmek, hani vegansan yaşayamazsın bile, sağlıklı bile olamazsın. Sokakta yürürken başın döner, saçların dökülür, dişlerin çürür gibi algılanan bir ülkede zaten yapmaya çalıştığım şey bu. Yani ben veganım ve vegan olarak dünyanın en zorlu işlerinden biri, fiziki olarak en zorlu işlerinden birini yapabilirim. En azından bu işte çıtayı ileri noktalara taşıyabilirim. Zaten yani bütün olayın çıkış noktası vegan felsefesiyle alakalı olarak oldu. Bu noktada aslında ultra mesafe bisiklete gelmek istiyorum. Bunun ne kadar zor bir spor olduğunu belki biraz daha vurgulamak lazım. Çünkü ben çocukluğumdan beri bisiklete biniyor ve hala biniyor olmama rağmen bunu açıkçası sen söylemeden önce duymamıştım. Ultra mesafe bisiklet, ultra maraton duymuştum ama bunu bisiklet versiyonunu duymamıştım. 2019'daki Transkontinental Ultra Mesafe Bisiklet yarışına da katıldın. Uluslararası bir yarış ve bitiren tek Türk oldun galiba, yanlış bilmiyorsam. Biraz aslında bu spor dalından da bahsetmeni isteyeceğim. Yani bisiklet özelinde bu ultra mesafenin ne kadar zorlu olduğunu da biraz daha vurgularsan, tabii zorsa eğer, ki sanıyorum öyledir. Biraz bundan bahsetmeni isteyeceğim. Bisiklet çok güzel bir şey. Yani bunu siz de deneyimlediniz. Bisiklet süren insanların deneyimlediği bir şey. Sürmeyenlere buradan öneriyorum. Yani bisiklete başlamalarını salık veririm. Bisiklette her geçen gün insan kendi sınırlarını aşmayı seviyor aslında. Yeni yerler keşfetmeyi seviyor. İlk bir mahallemizden başlarız. Sonra yan mahalleye gideriz. Böyle bir evrimsel süreci var bu bisikletin. Sonra daha fazlası ne olur? İlk işte birçok bisikletçi bunu da yaşamıştır. Farklı şehire gitmeyi. Sonra işte hep hayallerin sonu gelmiyor. Farklı bir ülkeye gitmeyi. Aslında o farklı şehirlere gitme düşüncesi başladığı anda ultra mesafede başlamış oluyor. Çünkü 160 kilometre, hani öyle bir işte nasıl tanımlayalım dendiği zaman dünyada böyle tanımlamışlar. İşte bir gün içerisinde 160 kilometrenin üzerine çıktığın zaman bisikletle o ultra mesafeye girer. Ama bu bir aslında başlangıç. İşte bunun 160, 260, 360 böyle devam eder. Benim o bitirdiğim yarış da evet zorlu bir yarıştı ve çok heyecanlı, çok keyifli bir yarıştı. Sadece yarış esnasında değil, ona hazırlık süreci zaten bir o kadar keyifli. İşte antrenman için mesela Ankara'dan Çorum'a gidip geliyorsunuz mesela 500 kilometreyi yapıyorsunuz işte 20 saatte falan. İşte bu insanın kendi sınırlarını aşması ve giderek bunun kolay hale gelip daha keyifli yanının ortaya çıkması aslında. Zorlu ama düşünüldüğü kadar zor değil. Yani işin içine girince, doğru hazırlık yapınca, sağlığınızı koruyunca bir o kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Zaten hep yola çıkmak öncesi sıkıntılıdır ve öncesi zor gelir. Yapıldıktan sonra kolaylaşıyor diyeyim. Çok klasik bir öğretmen cevabı oldu. Çalışana kolay gibi oldu. Ya aslında şimdi biraz çalışmalarından bahsettin ama ben şimdi aklıma yatmıyor. Yani ben mesela çalışan birisi olarak her gün eve gelip antrenman yapamam herhalde. Bu çok ciddi bir antrenman programı gerektiriyor anladığım kadarıyla. Yani Ankara'dan Çorum'a gitmek her gün iş çıkışı yapabileceğim bir şey değil. Yani nasıl hazırlanıyorsun? Nasıl bir periyot? Yani ne kadar önceden çalışmalara başlıyorsun? Bir yarış açısından soruyorum. Yani hem vücudunu hazırlamak hem bisikletini hazırlamak vesaire, yani bunlar pek kolay olmasa gerek. Aslında bir yarışa hazırlık tek başına profesyonel sporcular gibi değil bizde. Yani örneğin biz zaten bisikletten kopan insanlar değiliz. Biz zaten her zaman bisiklet sürüyoruz. Sadece bu bisiklet sürme derecesini, mesafesini ve süresini arttırma yoluna giriyorsun. Mesela ben de ilk bisiklet sporuna başladığım zaman eve gelip gerçekten yeniden hazırlanmak ve bisiklet sürmeye başlamak bana da zorlu geliyordu. Sonra mesela ne yaptım? İşe gidiş gelişlerimi bisiklet üzerinde yapmaya başladım. Bu bana ciddi bir günlük süre kazandırdı. Çünkü iş yeri dediğiniz şeyde, mesela Ankara için söylersek, bol yokuşlu bir şehir için söylersek, zaten gidiş dönüş 50 kilometre yapıyor. Yaklaşık olarak bir trafik sıkışıklığını düşünürseniz aslında 2 saat trafikte olmak yerine, arabanın içinde boğulmak yerine aslında günlük çalışmanızın 2 saatini orada çıkartmış oluyorsunuz. Çok fazla ekstra bir çalışma
aslında bunun üzerine koyduğun şey. Yani 3 ay boyunca ben oturdum, artık yaz dönemindeyim ya da işte bisikletçiler için bu kış sezonudur. Kış sezonunda ben oturdum ve artık 3 ay dinlendim, sonra bisiklete başlayacağım gibi bir durum değil. Zaten bisiklet bizim hep hayatımızda olan, günlük her zaman yaptığımız bir şey. Yani en azından kendim için söylersem bu böyle. Çünkü amatör bakışla bisikleti yaşayan insanlarız biz bu anlamda. Yani ekstra çalışmalar tabii ki oluyor. Ben saatlik bir yarışmacı ya da 3 saatlik bir yarışmacı değilim. Daha maratoncu olduğum için ekstra işte interval çalışmaları, kas güçlendirme çalışmalarına aslında çok fazla ihtiyacım yok. Benim aslında vücut olarak yapmam gereken şey, hekim olarak daha iyi bilirsiniz, yağ metabolizmamı aslında doğru kullanmam. Bisikletçiler dahi bu işin sırrını sorduğu zaman ben bunu söylüyorum. Ben yağ metabolizmasını iyi kullanan bir insanım. Vücudumu buna alıştırmış bir insanım. Yağ glikozdan daha enerji doludur ve daha uzun süreli enerjiyi içinde barındırır. Daha uzun süreli yakıt sağlar. Zaten ultra mesafe yarışlarda da bitirebilen yarışçıları gördüğün zaman, ki bu ancak 1/3'üne tekabül eder genelde. Mesela benim 300 kişilik yarışta dünya çapında 90 kişi bitirmişti mesela o transkontinental yarışını. Aslında bitirebilen insanlar böyle sürekli protein tozlarıyla beslenen büyük kas yapmış insanlar olmuyor. Çünkü onların kas kullanımı 1-2 saati geçemiyor. Enerjisini doğru kullanan, yağ metabolizmasını doğru kullanan insanlar uzun süreli spor yapabiliyor hale geliyorlar zaten. Benim de ilk başlangıç noktası burada. Herhalde sabahları geç kahvaltı yapmayı sevmem. Dolayısıyla işe giderken aç, susuz bir şekilde iş yerine kadar 25 kilometre bisiklet sürmemle alakalıydı herhalde. Her zaman okula gider, okulda kahvaltı yapardım. O süreçte alıştım herhalde yağ metabolizmasını kullanmaya. Çalışma için antrenmandaki beslenmene geçmeden önce aslında veganlıkla ilgili sorumu soracağım. Yıllardır bisiklete biniyorsun. Doğuştan vegan değilsin diye tahmin ediyorum. Şimdi aslında doğuştan vegan. Şimdiki nesillerde olacak aslında. Var birkaç kişi. Bizim evde de var bir tane. Onlar konuşurken farklı şeyler konuşacaklar zaten de. Şimdi bizim bu jenerasyonda pek doğuştan vegan yok. Özetle beslenmeni değiştirdiğin bir gün oldu ve bu, yani bisikletine aslında nasıl yansıdı? Bunu merak ediyorum ve nasıl vegan oldun? Vegan olduğunda ne değişti? Sporuna nasıl yansıdı? Bunları anlatmanı isteyeceğim. Vegan olduktan sonra ben bilmiyorum artık bu placebo etkisi midir, nedir? Ama bence değil. Bir günde faydasını gördüm çünkü çok fazla alerjik reaksiyonlar gösteriyordum ve ben bunun veganlıkla ya da işte süt içmeyle falan bir alakası olduğunu düşünmüyordum, bilmiyordum da böyle bir şey. Dolayısıyla ben ilk vegan kahvaltı yaptıktan sonra o gün bisiklet sürmemle ventolin ihtiyacı, işte gaz ihtiyacı falan hissetmediğimi fark ettim. Çok hızlı bir şekilde bende mesela o gün alerjik reaksiyon olmadı. Galiba sindirim sistemi de birazcık daha böyle verimli çalıştığı için vücut yorgunluğu olmuyor. Kendi adıma ilk günlerden atladığım seviye bu oldu galiba. Alerjik reaksiyonların neredeyse bitmesi ile birlikte nefesimin daha iyi kullanmam ve sindirim sistemine ekstra yük bindirmemem. Bisiklet sporuna hemen, yani 3 saat sonrasında bir etkisinin olduğunu burada gördüm ben. Belirli mevsimlerde çok az salınırdım. Şimdi galiba daha dikkatliyim bu konularda. Bitkisel beslendiğim için vitaminlere daha iyi ulaşabiliyorum. Daha çeşitli ulaşabiliyorum. Herhalde beslenme konusunda bir sıkıntım kalmıyor gibi hissediyorum. Çünkü bir bisiklet sporculuğunda ya da bir sporculukta siz hasta olduğunuz zaman, en basit bir grip atlattığınız zaman, normal hayatta belki 3 gün sonra kendinize geldiğinizi sanırsınız ama böyle üst seviye efor sarf ettiğiniz sporlarda 2 hafta 3 hafta bunun sıkıntısını yaşarsınız. Bunu da yaşamadığımı görüyorum, hissediyorum. Herhalde böyle bir ilk kısa vadede faydası bu oldu. Peki kaç senedir vegansın? Onu söylemeden. Aslında 2 yıldır veganım ama vejetaryenlik sürecim çok uzun benim de. Şu an 40 yaşındayım ben. Bir 19-20 yaşında vejetaryendim. O zaman daha da hani vejetaryenliğin anlamı da bilinmiyordu pek. Şimdi veganlık yine bir aşina olundu ama 20 yıl önce vejetaryenlik de çok zordu. Ama şunu söyleyeyim, hani herkes bunu soruyor çevremde ve bunun da tartışmasını, böyle tatlı tartışmasını yapıyoruz. Mesela vejetaryenlik benim için daha zordu, vejetaryen olmak. Herhalde siz de bir hekim olduğunuz için çok net konuşamıyorum, o yüzden sizde hata varsa düzeltin ama vücut florasının değişmemesiyle mi kaynaklı? Ne? Daha bir insan eti falan arıyor o dönem ve gerçekten zor. O uzun yıllar benim için çok zor olmuştu.
ne zaman ki veganlık oldu, ne zaman hayatımdan tam olarak süt, yumurta, hatta bal çıktı, vücudumda en ufak, yani olduğum günden beri ne bir rüyamda gördüm ben hayvansal ürün tükettiğimi, ne yolda görüp canım çeker oldu. Hatta tam tersine, hani izleyenler kusura bakmasın ama örneğin yumurta kokusu bana çok kötü geliyor mesela. Ya da kaynamış süt kokusu bana çok kötü geliyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama vejetaryenken böyle değildi mesela. İnsanların yanlış düşündüğü bir şey var. Şimdi eğer et yemek burada ve veganlık buradaysa, vejetaryenlik burada değil aslında, burada. Bu evet. Yüzden. Çünkü 3 öğün zaten et yemiyoruz. Yani varsa bunlar çok istisnai insanlardır. Ama 3 öğün süt ve süt ürünü tüketiyoruz. Hatta 3 öğünden de fazla tüketiyoruz. Yani fazla. Yediğimiz abur cuburlarda da. Yani sabahtan işte tereyağı, peynir, öğlen işte belki ayran, cacık, yoğurt, akşam İşte pizzada, makarnada, salatada, yani o süt ürünü aslında her yerde. O yüzden aynen, dediğim gibi vejetaryenlik veganlığa değil de daha çok aslında tüm hayvansallara çok daha yakın. Bu yüzden evet, de sadece eti ve balığı denklemden çıkarmak aslında veganlığa pek yaklaşmak olmuyor. Yani sadece bir adım yaklaşmak oluyor. O yüzden de bence dediğim gibi, yani o tabii bilimsel bir çalışma görmedim bununla ilgili ama iyileşememe ya da vücudunu iyi hissedememenin sebebi tonla aldığın o işte süt ve süt ürünlerine bağlı bence. Bir de aslında belki şöyle bir şey de olabilir, yani senin özelinde olduğunu bilmiyorum ama et yemediği zaman hayvansal protein alma, vegan olmadıkça o bilinç tam sanki gelmiyor gibi ve biraz daha peynire abanıyor gibi bir hissiyat var. Yani toplum genelinin için söylüyorum. Biraz daha yumurtadan alayım bari, et yemiyorum. Biraz daha peynirden alayım gibi bir şey var. Ama bunları çıkarmak aslında birkaç adım ilerisi bilinç açısından ve o yüzden aslında onlara ihtiyacın olmadığını anlıyorsun. Tam evet, da bu noktada sana sorum gelecek. Sen şimdi 24 saat neredeyse pedal çevireceksin ve bu bir bacağındaki kaslarla olacak bir şey. Yani tabii, sen hayvansal almıyorsun ve bu kaslar erimiyor mu? Bu protein nasıl yetiyor? Bunları nasıl ayarlıyorsun? Biraz bunlardan bahsetmeni isteyeceğim. Veganlara sorulan herhalde ve size de sorulan herhalde. Yani bir veganlara zaten soruluyor da 24 saat pedal çevireceklere de soralım biraz yani. Ben de hani sadece bir böyle veganizm, bir inanç olarak söylemiyorum. Yaşadığım, gördüğüm, hissettiğim şey gerçekten, hani sizin de her zaman videolarınızda söylediğiniz, bitkisel beslenme her tür aslında proteinin de kaynağı. Siz doğru beslendiğiniz zaman proteinden konusunda hiçbir zaman geri kalmazsınız. Tabii ki şunu yapan da var. Ya ben veganım, vegan oldum, gerçekten çok sağlığımı kaybettim. Ne yiyorsun sen? İşte patates yedim, öğlen makarna yedim. Yani sadece makarnayla, patatesle, ekmekle ya da bir tane meyveyle vegan olunmuyor. Zaten bu araştırmalara girdiğiniz zaman, hani paketlerin içeriğini okumaya başlar gibi, yediğimiz şeylerin de içeriğini, besin öğelerini araştırmaya başladığımız zaman ister istemez yemeğinizi de çeşitlendirmiş oluyorsunuz. Bu bir yana. İkinci olarak gördüğüm, hani yine nesnel olarak gördüğüm, et yemiyorsun da nereden karşılıyorsun değil bence. Tam tersi, fazla protein alma durumumuz da var. Mesela bir kuru yemiş yiyen bir insanın değil proteini nereden sağladığını düşünmesi, tam tersi belki de azaltması bile gerekiyor. Fazla miktarda protein almış oluyor. Bir insanın alacağı protein miktarı belli. Yani yuvarlak hesapla 100 kilo değiliz ama hani 100 kiloysan 70-80 gram protein sana yetecek. Sporcuysan 70 kiloysan 70 gram protein yetecek. Belki ultra mesafeciysen, ultra dayanıklılık sporları yapacaksan işte 70 kiloysan belki 100 gram protein sana yetecek. O da çalıştığın, gerçek anlamda çalıştığın, antrenman yaptığın günlerde. Bu aslında 2 avuç belki kuru yemişte, 3 avuç kuru yemişte sağlanan bir şey. Yani artık bence şey aşamasına da geçmek gerekiyor. Hani bu eksikliği nereden gideriyorsun değil de, ya da ne yapıyorsun, hangi takviyeleri alıyorsun diye değil. Tam tersi, belki o fazlalıkları azaltmak gerekiyor. Yani o kadar çok, yani bir makarna, bir kepek ekmekteki protein gerçekten çok fazla. Bir avuç kuru yemişteki protein gerçekten fazlasıyla yeter. Bir hele ki bakliyatta, benim en sevdiğim şey işte kuru fasulyedeki, nohuttaki, işte bulgur pilavındaki protein fazla fazla yeter. Ekstra hiçbir zaman gıdaya ihtiyacımız yok ki, bir şey eksikse de zaten vücut kendi kanallarıyla yine bunun bulmanın yolunu arıyor. Çok fazla dışarıdan destek, yani ben almıyorum ama bunu düşünmeye bile bence gerek yok. Ama yeter ki sadece işte ekmekle, makarnayla beslenmeyelim. Yemeğini çeşitlendirdiğin zaman
gerçekten doğru bir kahvaltı yaptığın zaman, güzel bir akşam yemeği yediğin zaman zaten bir sporcu olarak, hatta dayanıklılık sporcusu olarak bütün gıdaları sen fazla fazla alırsın. Proteinini de alırsın, vitaminini de alırsın, mutluluğu, huzuru da alırsın zaten. Ben söylediklerine %100 katılıyorum. Ekleyeceğim tıbbi olarak hiçbir şey yok ama ben eminim ki şu anda ekran başında ikna olmamış insanlar vardır. Ben hastanedeki ultra maratoncu bir arkadaşıma seninle konuşacağımı söylediğim zaman kesin o protein tozu alıyordur demişti bana. Lütfen sen de bunu kendi sözlerinde tekrar eder misin? Yani hiçbir takviye almadığını. Hiçbir takviye almıyorum. Aldığım bazı zamanlar, çok yorulduğum zamanlar aldığım belki bir vitamin apıdır. Sadece budur. O da hani şu an yanımda yok mesela. Hani yılda bir belki ya da iki belki alırım. Hani günlük de değildir o. Yılda bir aldığım, hani marka vermeyeyim, bir vitamin, işte multivitamin hapı bana bir yıl yeter. Hatta aileme de arada bir hadi birer tane içelim derim. O da bazı zamanlar işte okul, gece uykusuz kalırım. Hadi bir tane ağzıma atayım. Hani ekstra bir protein falan almadım. Almıyorum da. Ha, tadının ne olduğunu biliyorum bunların. Bitkisel proteinin tadının da ne olduğunu biliyorum ama içeriğine baktığım zaman onu ben zaten günlük besinlerle aldığımı görüyorum, hissediyorum da. Herhangi bir güç kaybım da yok. Olmadığı için zaten kendi seviyemi de bir adım ileriye taşımayı sürekli amaç ediniyorum. Çok büyük konuşmayayım ama hani kimseye de ben şu an için önermiyorum. Böyle bir de düşündüğümüz zaman gerçekten çok ciddi fiyatlı ürünler bunlar. Kuru yemiş işte bütün proteinleri, birçok amino asidi alabilecekken niye ben onu doğrudan karaciğerime yüklenecek şekilde diğer besin öğelerini almadan, vitaminleri almadan onu karaciğerimi zorlayarak alayım ki diye düşünüyorum. Önermiyorum yani bir sporcu olarak, amatör ruhla spor yapan ama profesyonel işlere kalkışan bir sporcu olarak ben önermiyorum takviye gıdaları. Peki kalori hesabı yapıyor musun? Aslında çok yapmıyorum kalori hesabı. Bisiklet gerçekten hani ağır bir uzuvla iş yapan bir spor olduğu için zaten kalori hesabı yapmanıza çok fazla gerek kalmıyor aslında. Çünkü ortalama bir saat süren bir antrenmanım yaklaşık 1000 kalori yakmamı sağlıyor ki hani ortalama bazal metabolizmalarımız nedir? 2500'dür. Çoğu insanın 2000'lerdedir. Bizi izleyen herkes sporcu değil ama zaten ortalama bir saat spor yapan bir insan çok üst düzey spor yapmasına da gerek yok. Zaten kalori hesabını yapmasına çok girmesine gerek yok. Tabii ki gece gündüz sürekli abur cubur yemiyorsak, şekerle beslenmiyorsak. Tabii ben de zaten onu vurgulamak için esasen sordum. Eksik kalıyorsanız zaten vücut onu hissedecektir. Burada doğru olan aslında kaloriyi nereden aldığınız. Biraz daha akılcı davranmak gerekiyor. Yağın önemine dikkat çekmiştin, yağ metabolizmasının. Beslenmede mesela bunu gözetmek için yaptığın bir formülün veya bir püf noktan var mı söyleyebileceğin? Özellikle ben hani şeker kullanmamaya çalışıyorum. Hani seviyoruz şekeri, insan olarak sevdiğimiz bir şey ama hani şekerlerden enerji almıyorum. Çünkü çok patlayıcı ve anlık gelip yok olan bir enerji türü. Hani bizim istemediğimiz bir şey, hatta yapmamamız gereken bir şey. Vücudu yağ metabolizmasına alıştırmak gerçekten dayanıklılık sporlarında çok önemli. O yüzden özellikle mesela şekerden ben almıyorum. Yağdan alıyorum ama nedir yağ derken de işte zeytinyağını kafama dikmiyorum tabii ki. Özellikle kuru yemiş benim günlük diyetimin olmazsa olmazı diyebilirim. Hani protein takviyesi olarak kuru yemiş çok faydalı, güzel, lezzetli bir şey olması bir yana gerçekten o bunu uzun mesafe sürüşlerde de görürsünüz. Yani bir çikolata alıp yiyin, size 10 dakika enerji sağlar, sonra yok olur gider. Bir kuru yemiş yediğiniz zaman ya da bir kuru üzüm yediğiniz zaman size belki anlık enerjiyi hissedemezsiniz ama bir bakarsınız 4 saat boyunca sizin piliniz bitmemiştir. Vücut yavaş yavaş alır, karaciğeri yormadan onu kana karıştırır, daha uzun süreli enerji size verir. Doğal yağlar bu anlamda iyidir. Yani enerji alma konusunda, pilinizi doldurma, şarj etme konusunda işte benim için burada olmazsa olmaz kuru yemiş. Yani herkese öneririm. Türkiye'de bu anlamda şanslı bir ülke. Henüz çok ithal etmiyoruz kuru yemişe. Bu yönden şanslıyız aslında. Ben de bu noktada bir katkı yapayım. Belki hani bir bilimsel alt yapı olarak. Aslında doymuş yağdan fakir ve doymamış yağdan zengin. Yani senin yaptığın gibi beslendiğin zaman da hücre içindeki mitokondri sayısını arttırmak enerji metabolizmasına daha uzun vadeli bir katkı sağlamış oluyor. Bu anlamda da yani yine hem hayvansalların denklemden çıkmış olması hem de bitkisel de sağlıksız yağlar var.
Tabii, işte Hindistan cevizi yağı, palmiye gibi. Bu doymuştan fakir beslenmek ve doymamış yağdan yüksek beslenmek de dediğim gibi hem mitokondri sayısını arttırarak enerjinin daha uzun vadeli harcanabilmesini de sağlayacak. Bu da aslında bence güzel bir ipucu. Yani benim merak ettiklerim aslında bu kadardı. Senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? En başta söyledik ama birçok insanda artık bir ışık yandı, yanacak. O adımı atmak biraz zor geliyor insanlara. Adım atmak, az önce bir bisiklet yarışları için de söyledim. Yani uzaktan bakınca gerçekten zor. Ya vegansın, ne yiyeceksin? Ya ben Güneydoğu'da işte klasik gitar icracısıyım. Konserlere falan gidiyoruz. Yani Güneydoğu'da et lokantasında da ben aç kalmadım. Ustaya gidip söylüyorsun. Yani ustam ya benim hayvansal gıdaya alerjim var diyorsun. Hani veganlık falan çok fazla tartışmana gerek yok. Hayvansal gıdaya alerjim var da sizde işte şu şu sebzeler var mı? Var. Aman ha, hiçbir hayvansal yağ atmayın yoksa çok kötü oluyorum. Bana burada bir sebze yapar mısınız falan deyince hani et lokantasında bile aslında karnınızı doyurabilirsiniz. Çok da şeye girmeyelim yani böyle vegan olunca aç kalırsın. Hani hiçbir zaman aç kalmıyoruz. Bu kararı vermeye herkese davet ediyorum. Denemek belki kimisi için. Yani ben denemedim. Ben vegan oldum ve oldum. Ama denendiği zaman, başlandığı zaman en azından birkaç gün geri adım atmayacağım. Bir bakalım neymiş dendiği zaman bir iki üç gün içinde herkesi görecek. Zor bir şey değilmiş. Kolaymış ve gerçekten sağlık boyutunda birkaç gün içerisinde, hatta birkaç saat içerisinde faydaları hissedilecekmiş diye. Ben herkesi bunu konuşmaya davet ediyorum. Sadece tabii ki spor bunun bir boyutu değil. Hatta işte bir son yılda bir Game Changer belgeseli çok revaçta oldu ama Game Changers sonrası vegan olanlara da aslında biraz şaşırıyorum. Hani bunca hayvanların zulmünü gördük, duyduk, bildik. Vegan olmadık da kaslarımız daha iyi olacak diye, daha iyi bisiklet süreceğiz diye mi vegan olalım? Yok, yani veganlığın sağlık kısmı evet bir boyutudur. Sizler çok daha iyi bunu dile getiriyorsunuz ama tabii ki etik boyutunu da unutmamak lazım. Çevresel boyutlarını da unutmamak lazım. Hani her zaman söylemeye çalışıyoruz. Yani işte bir su damlasını kıyamazken boşa akıtmaya, işte bir etin içerisinde ne kadar su gidiyor, ne kadar hayvan acısı bize yansıyor. Çok fazla boyutlu bir şey. İnsan konuştukça, tabii ki başta uygulayarak, konuştukça, öğrendikçe daha da ufku açılacak, daha da rahat olacak ve daha da huzur bulacak bunu yaparak. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler Ahmet. Ben de çok faydalandım. Bilmediğim birçok şey öğrendim. Sana da Mayıs'taki rekor denemende şimdiden başarılar diliyorum. Aşağıda zaten hesaplarını bırakacağım. Seni takip etmek isteyenler oradan da ulaşırlar. Bence yarıştan önce de yine tekrar bir konuşuruz. Son durumu veya yarıştan sonra veya rekordan sonra daha doğrusu yarıştan. O zaman tekrar katkıların için teşekkürler. Mayıs'ta tamam, görüşürüz diyorum. Sizlerden çok şey kazanıyoruz. Çok şey öğretiyorsunuz. Ben de minicik bir katkı sunduysam ne mutlu bana. Onur duyarım bununla. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, vegan günler diliyorum. Tamam. Görüşmek üzere.